Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Edirne Keşan'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka isimleriyle beraberiz. Efe Ulman Hırdavat, Emre Torna ve Emre CNC'ye konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Savaş Bey ve eşi Hanife Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Savaş Bey merhabalar. Merhaba Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Arif Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim, bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Bizim için çok büyük bir keyifti efendim sizleri ziyaret etmek. Ben röportajıma üstadla, Savaş Bey'le başlamak isteyeceğim müsaadenizle Arif Hanım. Savaş Bey, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Savaş Bey'i tanıtmak istiyorum. Savaş Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? 1975 Keşan doğumluyum. Evet. Bu sektöre 1990 yılında Endüstri Meslek Lisesi mezunu olduktan sonra çıraklıkla başladım. Evet. Yani hem mektepli hem alaylıyız diyelim mi? Efendim? Hem mektepli hem alaylıyız. Hem mektepli hem evet hem çıraklıktan yetişmeyiz. Evet. 2001 yılında Emre Torna'yı açarak işimize başladık. Evet. Bu sektörde bir açık gördük. Gördüğümüz açıkları kapatmak anlamında Keşan bölgesine iyi hizmet vermek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Evet. 2001 yılında başladık. 2015 yılında Emre CNC plazmamızı açtık. 2016 yılında Efe Ulman Hırdavat'la işimize devam ediyoruz. Evet, şu anda da faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Size eşinize Hanife Hanım'a vereceğim. Tekrar merhabalar efendim. Merhabalar. Sizleri tanıyalım Hanife Hanım. Sektörle evet yabancısınız biliyoruz, evet. Ama yine de küçük de olsa sizleri tanıyalım. Buyurun efendim. Evet, 1980 Keşan doğumluyum. Evet. Hev Hanım'ıyım. Eşime yardımcı olmak amaçlı bu işe girdik. 2016 yılında Efe Ulman Hırdavat'ı açtık. Evet. Burada muhasebe işlerine bakıyorum. Evet. Eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani iki eş sırt sırt omuz omuza verdi, mücadele ediyor diyebiliriz. Evet, evet aynen öyle. Efendim. Çok sağ olun sizlere de. Şimdi bakmış olduğumuz zaman Savaş Bey, burada 3 firma ile faaliyetlerimiz devam ediyor. Hem evet. Emre Torna, hem Emre CNC, hem de Efe Ulman olarak. Evet. Şu an Efe Ulman'dayız ve biraz buradan bahsetmek istiyorum. Neler yapıyoruz efendim Efe Ulman'da? Efe Ulman'da tüm hırdavat çeşitlerimiz, bilyalarımız, civatalarımız, el aletlerimiz, elektrikli el aletlerimiz ve tarım üzerine bütün yedek parçaları temin ederek işimize devam ediyoruz. Yani çiftçilere yönelik çalışıyorsunuz esasında. Genelde %80 tarım üzerine hizmet vermekteyiz. Evet. Biraz da o zaman Emre Torna ve Emre CNC'yi tanıyalım. Burada neler yapıyoruz peki? Emre Torna'da iş makinelerinin yedek parçaları, makine elemanlarının yedek parçaları, tamir, tadilat, kaynak işlerimize devam ediyoruz. Evet. Ayrıca dişli işlerimiz de var. Evet. Sıfırdan dişli imal edebiliyoruz. Evet. CNC plazmada da her türlü bilgisayarlı kesim üzerine hizmet vermekteyiz. Yani A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi aslında? A'dan Z'ye diyebiliriz. Demir üzerine A'dan Z'ye. Demir üzerine A'dan Z'ye her şey yapılıyor. Evet, bu arada Emre Torna oğlunuzun isminden geliyor. Evet, ya. Emre Torna oğlumun isminden, evet, üzerinden geliyor. Buradan da selamlarımızı gönderelim kendilerine. Diğer tarafta evet. Yardımcı olmaya çalışıyor elinden geldiği, evet, kadarıyla. Ama biz de Savaş Bey bazen bu konularda bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Hani şunu düşünüyoruz. Uygun fiyat politikası maalesef ki bizde bu algıdır. Evet. Hani bizlerin nelere dikkat etmesi gerekir? Hani 30 yıldır sektördesiniz, çekirdekten yetişmiş bir isimsiniz. Bizlere tavsiyelerinize nelere dikkat etmeliyiz? İlk önce kalite. Ondan sonra fiyat ve yapılan işin arkasında durmak. Hedefimiz bunlar. Sektör üzerine eleman yetiştirmeye de çok önem veriyoruz biz. Ben kendim olarak. Bu, evet, sektöre eleman yetiştirmek... Artık son jenerasyonlar sizlersiniz değil mi? Evet, son jenerasyonlar bizleriz. Ama bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Bir Emre yetişimi diyelim aslında. Evet. Küçük Savaş diyelim. Bir de küçük Efe var. Bir de Efe var. Evet. Sevgilerimizi gönderelim. Ama önemlisi tabii ki de yapılan işin de arkasında durmak çok önemli değil mi? Evet. Biz yapılan işin her zaman arkasında dururuz. Evet. İşi sıfır hatayla teslim etmek ilk hedefimiz.
Yani şunu söyleyelim aslında biz her üç şubeniz içinde zihniyet şu, önce hizmet ondan sonra ticaret anlaşılır. Aynen evet. Aynen. Evet. Evet. Aslında Hanife Hanım bu iş bir puzzle parçası gibi değil mi? Aynen. Birbirini tamamlıyor. Tamamlıyor. Evet. Birisi evet. Eksik olduğu zaman olmuyor. 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 Evet. Evet. Kesinlikle aslında ticaretteki dürüstlük. Dürüstlük çok önemli. Dürüstlük. İlk önce dürüst. Aynen öyle. Ne olursa olsun dürüst yap evet. Diyelim aslında. Evet. Bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Sektörde herkes kendi bildiği. Sıkıntılardan bir tanesi de evet. Bu. Evet. Maalesef insanlar iki yıl çalışıyor bir yerlerde, hadi biz de yapalım gibi. O bu sefer de sizleri sıkıntıya sokmuş oluyor. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi Savaş Bey? Trakya bölgesiyle çalışıyoruz biz. Tabii Türkiye genelinden firmalarımız devletimizin verdiği yatırımlar anlamında geliyor buralara. Biz de onlara elimizden geleni hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şu anda da bölgemizde bulunan firmalar var. Onların torna işlerini, CNC plazma işlerini ve yedek parçalarını temin etmeye çalışıyoruz. Evet. Peki sektöre baktığımız zaman da irili ufaklı firmaların da faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz. Yani tabii ki. Tabii ki. Evet. Peki sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz neler? Yani neden gelmediniz aslında? Birinci anlamda iş kalitesi ve yapılan işin arkasında durmak, işi tamamen pürüzsüz bir şekilde teslim etmek. Zaman da çok önemli bu noktada. Teslimat zamanları özellikle. Evet. Evet, evet. Evet. En önemlisi evet. Tabii ki zaman. Zaman çok önemli ama bazı işler bir günde oluyor, bazı işler bir saatte tabii, oluyor. Duruma göre. Peki bir 20 yıl önce gidelim, 30 yıla gidelim aşağı yukarı. Evet. Buraları hayal ediyor muydunuz Savaş Bey? Hani kesin. Aslında neler olur? Hani nerelerde görebiliriz sizleri efendim? Buraları hayal etmiyorduk ama tabii ki her şey çalışarak oluyor. Yani çalışmadan bir şey olmuyor. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz ve hedeflerimiz daha büyük. İnşallah daha büyük şeyler yapmaya niyetimiz var. Aslında hedef de hiç bitmiyor değil mi Hanife Hanım? Bitmiyor. Aynen öyle. İnsan hayatında bitiyor, evet. Sektör bazda bitiyor. Çünkü gelişen bir teknoloji var. Evet, 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 evet. Her şey ileriye gidiyor. Biz de kendimizi yenilemeye çalışıyoruz, devam evet. Ediyoruz. Ar-Ge'ler yapıyorsunuz bu konularda, araştırıyorsunuz. Hani fuar katılımlarınız var mı? Fuarlara katılıyor musunuz? Yok. Bu tip çalışmalar şu an için. Belki olur, neden olmasın? İnşallah. İnşallah ileriki zamanlarda olabilir. Evet, belki Türkiye'nin 81'inde de görebiliriz şubeleşmiş olarak. Kısmet inşallah. İnşallah, inşallah. Bu inşallah. Başarılar diyelim efendim size. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok sağ olun. Peki Savaş Bey, buradan son olarak buraya gelen müşterilerinize, misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize, yani tüm Türkiye. Neler aktarmak istersiniz? Neler aktarmak isterim? İlk önce yapılan işin arkasında durmak gerekir. Ve ondan sonra tabii ki maddi anlamda müşterileri üzmemek gerekir. Evet ama şöyle bir gerçek var. Kalite ucuza alınmaz. Kalite ucuza alınmaz. Evet. Öyle bir gerçek var. O da doğru. Farkımız kalitemiz. Farkımız kalitemiz. Kalitemiz evet. Değil mi? O zaman evet. Hanım, son olarak röportajımı sizinle tamamlamak istiyorum. Size neler aktarmak istersiniz efendim? Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Evet, biz de herkesi buradan bu aile yerine davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Efendim, evet, evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bu güzel şehrimize, Edirne'ye, Keşan'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok sağ başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Edirne Keşan'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka isimleriyle beraberdik. Efer Ulman Hırdavat, Emre Torna ve Emre Siyansi'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.